Bu hazırlık sizin sorduğunuz, şimdi sorduğunuz sorunun hazırlığı değil. Bu biz niye 6 parti bir araya geldiğin aslında hazırlığı. Siz çok tabii ki tecrübeli bunca yıllık gazeteciliğinizde öyle vurucu sorular soruyorsunuz ki diyorsunuz ki Tayyip Bey başbakan kendi zaten aynı değil miydi? Evet, zaten problem buradaydı. Sayın Cumhurbaşkanı başbakan kendi ve sonradan referandumla efendim seçimin millet tarafından Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi zamanında da ve ondan sonraki referandumla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizde de aynı devleti hükümet etme anlayışıyla bu ülkede siyaset yaptı. Ve bu anlayışın en temel özelliği şu, hesap vermemek. Sayın Cumhurbaşkanı, başbakanken de ve AK Parti'de hesap vermek istemiyor. Ama hesap vermeyen bir sistemle bir ülke, bir devlet yönetilemez. Şimdi hesap vermeyen bir sistemde demokrasi işlemez, demokrasi olmaz. Şimdi kuvvetler ayrılığı deyip duruyoruz. Ne? Yasama, yürütme, yargı. Birbirinden bağımsız şekilde işleyecek, bağımsız bir yargı bütün devletin üzerinde eşit, adil bir şekilde kimseyi ayırmaksızın adaleti sağlayacak ve özellikle milletin temsilcisi olan parlamento bu halka hizmet etmek için siyaset yapan yürütmeyi ne yapacak? Denetleyecek çeşitli demokratik kurallar ve yöntemlerle. Şimdi bu kuvvetler ayrılığı dediğimiz şey demokrasinin kendisini korumak için getirdiği kurallar. Yani bunlar yoksa demokrasi kendini koruyamıyor. Şimdi biz bir süreçten geçiyoruz. Peki nasıl alacaksınız? Sizin taslağınızda neler var? Sizin ne öneriyorsunuz? Şimdi, mesela yürütme ve yasama arasındaki kesif ve kuvvetli bağı nasıl koparacaksınız? Ve bu koptuğu zaman bir kaotik ortam olmayacak mı? Bir yandan da yürütmeyi ele alanın yasama ile ilgili de bir takım haklar olması gerekmiyor mu? Şimdi şöyle, olmaz olur mu? Zaten olacak. Yürütmeyi ele alan iktidar zaten yasamada da ya tek başına iktidar olmak üzere milletvekilliği yeterliliğine sağlamış olan bir partidir yahut da tek başına koalisyon. İktidar olamıyorsa koalisyon şeklinde hükümet ediyordur ve iktidar ediyordur. Şimdi bütün mesele yine bu denetlenmede biz yasama, yürütme ve yargı üzerinde aynı anayasadaki gibi çalışmaya başladık. Şimdi 6 parti bir araya geldik. 6 parti gerçekten çok büyük bir anlayışla çalıştık. Arkadaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Liderlerimize teşekkür ediyorum. Onların birlikteki beraber uyumları bize yansıyarak tabii ki biz onların talimatıyla bu işi yaptık. Bu arada tabii ki birbirimizden farkımız olmaz mı? Tabii ki farklarımız var. Ama önemli olan biz kendi farklılıklarımızı bir yana koyarak Türkiye'nin geleceği için en temel olan ortak hedefimizi ve bu ülkenin bu büyük ekonomik sıkıntıda, şimdi büyük bir ekonomik sıkıntı içindeyiz. Bu ekonomik sıkıntı tamamıyla bu tek adam rejimi diye adlandırdığımız yahut da bütün yetkilerin Cumhurbaşkanlığı makamında toplandığı ve denetimin olmadığı bu sistemin peki, bir sonucu. Bahadır Bey, siz denetimi nasıl sağlayacaksınız? Biz ne öneriyorsunuz? Onu merak ediyorum. Biz denetimi yani, nasıl sağlayacağız? Bu süreçlerinizi ben de bir gazeteci olarak patır patır söylerim. Daha öncesine söylerim ama peki denetimi nasıl sağlayacaksınız? Şöyle, bu ayrılığı nasıl yapacaksınız? Bunu niye soruyorum? Şimdi dikkat ediyorum siz de sayın erkekte cümlenize başlarken sayın genel başkanlarımızın mesela bu da bana antidemokratik gelen bir cümle giriş tarzı. Yani bana ne sizin genel başkanınız? Ben bir Alman milletvekiliyle konuştuğum zaman Danke schön Fräulein Frau Merkel diye başlamıyor cümleye veya bir Fransız Danke merci beaucoup Monsieur Président falan da demiyor yani. Hiç bu muhalefetin bu bütün alimle hareket ettiğini vurgulamak açısından. Onu anladık zaten. Bakın, ben de söyledim onu. Bakın bu çok önemli. Çünkü bizim ittifak rejimine bizi Türkiye'yi soktu şu anki sistem. Evet, Cumhurbaşkanlığı efendim Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'na baktığınız zaman Cumhur İttifakı kendi doğru bildiklerinin ve kendi efendim söylediklerinin dışında farklı fikir, herhangi bir şekilde farklı düşünceyi taşıyan hiçbir muhalifle, muhalefetle, siyasi partiyle bir araya gelmeyi becerebilen bir sistem ve anlayışı götürmüyor.
Halbuki biz burada bir araya gelebilmeyi millete gösteriyoruz. Bu mesela tabii, suçlamalar yönetiyor. Beş benzemezler falan diyor. Şimdi o beş benzemezleri nasıl bir araya getirdiklerine esas kendilerine sorsunlar Fatih Bey. Bu ülkeyi o kadar büyük bir sıkıntı içine soktular ki biz üstelik beş benzemez de değiliz. Farklılıklarımız var ama benzerliklerimizin üzerinden gidiyoruz. Cumhur İttifakı'nın siyasetinde ayrıştırma, milleti bölme ve herkesi terörist olarak ilan etme var. Biz tam tersi bir şekilde ortak paydanın üzerinden gidiyoruz. Şimdi nasıl bu denetlenmeyi yapacağız? Öncelikle şu anki sistemle kıyasladığımızda şu anda Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlar Millet Meclisi'ne karşı sorumlu değiller. Bakanlar sorumlu değil. Halbuki normalde yürütmede kim olursa olsun başkanlıkta yahut da parlamentoda sizin bir şekilde milletin temsilcilerine hesap vermeniz lazım. Bu milletin temsilcilerinin kara kaşı kara gözü için değil. Onlar milleti temsil etti, milletin hakkını taşıdıkları için. Şimdi bizim sistemimizde öncelikle aslında Cumhurbaşkanlığından başlanmaz ama Cumhurbaşkanı üzerinde kısa bir durup hemen şeye geçeyim. Yani yürütmeye ve onun denetlenmesine geçeyim. Cumhurbaşkanı bizim sistemimizde öncelikle kesinlikle tarafsız olacak. Tarafsız olmayan bir cumhurbaşkanı... Peki, Cumhurbaşkanı sizin sistemdeki yetkileri neler? Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı kendisinin sorumluluğu olmadığı için, hangi anlamda? Yürütme sorumluluğu olmadığı için devletle alakalı bir takım yetkilere sahip olacak. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'ne diğer Avrupa devletlerinde yahut da demokratik olarak kabul edilen devletlerde olduğu gibi 3 tane üye seçecek. Kendisi bunu seçecek. Cumhurbaşkanı valileri yahut da büyükelçileri, yani devleti temsil eden devlet görevlilerine yahut da mesela Diyanet İşleri Başkanı gibi yine siyasetin üstünde kalması gereken, şimdiki Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın ne kadar siyasileşerek bu konuda ne kadar eleştiri aldığını düşünecek olursanız, söylemek istediğimi sayın seyircilerimiz belki daha iyi anlayacaklardır. Bu gibi bazı görevlileri ne yapacak? Devlet görevlilerine seçiminde üçlü kararnameyle rol oynayacak. Bunun ötesinde Sayın Cumhurbaşkanı devleti temsil edecek. Bakın, sembolik demiyorum. Bizim istediğimiz cumhurbaşkanı tarafsız bir cumhurbaşkanı ve bu tarafsızlığıyla bütün vatandaşları temsil eden bir cumhurbaşkanı. Şimdi AK Parti şöyle düşünüyor. Diyor ki sadece demokrasi demek seçim demek. Seçimde vatandaş bize oy verdi ve bir sonraki seçimlere kadar biz at koştururuz, hiçbir surette şeyde yapmayız, herhangi bir şekilde denetlenme de sevmiyoruz. Nasıl olsa bize, Sayın Cumhurbaşkanı'na millet yetkiyi verdi. Böyle bir demokrasi olmaz. Demokraside seçim ve millet iradesi alfabenin A'sından K'sına, L'sine, M'sine kadar olabilir. Olmazsa olmaz en önemli şeydir. Burada da hemen altını çizin ki işlerine gelmediği zaman İstanbul seçimlerinde olduğu gibi millet iradesini de bir tarafa bırakıp ondan sonra ikinci bir seçimde 800 binden fazla fark yiyip bir tokatla da yeniden İstanbul Belediye Başkanı'nı ikinci kere seçtirme şeyini de davranışında da bulunabiliyor bunu iddia eden ve savunan AK Parti. Ancak bu demokrasinin işleyebilmesi için seçilen hükümetin bir sonraki döneme kadar, 5 yıllıksa 5 yıl, 4 yıllıksa 4 yıl, bir sonraki seçime kadar milletin temsilcileri tarafından denetlenmesi gerekiyor. Yani parlamento tarafından denetlenmesi gerekiyor. Ama eğer siz denetleyemiyorsanız, parlamento bir şekilde yürütmeyi denetleyemiyorsa, o takdirde orada ne işlemiyor? Demokrasi işlemiyor. Aynı zamanda eğer siz yargıyı da tamamıyla tek elinize aldıysanız, orada adalet de sağlanmıyor. Bizde Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, tek bir kere görev yapacak, tek bir defa, 7 yıllığına görev yapacak. Eskisi gibi yani. En önemlisi, hayır, eskiden çok büyük bir farkımız var. Bir daha aktif siyasete dönemeyecek.
Şimdi hatırlarsayın seyircilerimiz, Özal'dır ve yani yetkileri temsili. Anayasada yetkileri açıkça belirtilecek, anayasada belirtilmemiş yetkileri kullanamayacak, icraî yetkileri tamamıyla bakanlar kullanılacak.